Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle beraber yeni bir konu işleyeceğiz. Konumuzun adı cümlenin öğeleri ve cümle çeşitleri. Evet, bu konumuzun içerisinde birden fazla alt konu var arkadaşlar. Dilerseniz ilk konumuza geçelim. İlk konumuz cümlenin öğeleri. Hadi bakalım. Cümlenin öğeleri başlığımızı yazıyoruz. Sevgili arkadaşlar, cümlenin öğeleri dediğimizde biz burada iki tane kısma ayıracağız öncelikle. Temel öğeler ve yardımcı öğeler olmak üzere. Evet, cümlenin öğeleri diyelim. Temel öğeler ve yardımcı öğeler. Arkadaşlar, temel öğeler dediğimizde temel iki tane öğemiz var bizim. Özne ve yüklem. Yardımcı öğe dediğimizde ise nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümleci. Şimdi bunların tamamını tek tek göreceğiz sevgili arkadaşlar. Evet, tek tek göreceğiz. Hem şeyi temel öğeleri hem yardımcı öğeleri hepsini tek tek göreceğiz. Buradaki nesne bu arada hemen şunu da belirtelim. Belirtili ve belirtisiz olmak üzere ikiye ayrılıyor. Belirtisiz olmak üzere ikiye ayrılıyor diyoruz. Şimdi en baştan başlayalım isterseniz. Temel öğelerden başlayalım arkadaşlar. Özneden başlayalım. Yan tarafı kullanacağız ve her kullandıkça, yaptıkça arkadaşlar tik koyacağız. İlk başta özne diyoruz. Arkadaşlar, yüklemin yükleme kim sorusu sorulduğunda aldığımız cevaptır. Yani sevgili arkadaşlar, ben annem kek yaptı dediğimde arkadaşlar bakın diyorum ki kim yaptı? Bakın kim yaptı dediğimde annem kek yaptı diyorsam buradaki öznemiz budur. Şimdi dilerseniz özneyi yüklemle beraber işlersek sevgili arkadaşlar çok daha faydalı olacaktır. Alta yüklem diyelim ve bunlarla ilgili örneklerimizi çözelim. Yüklem. Cümlede iş ve oluş bildiren, sonuç bildiren kelimelerdir. Sevgili arkadaşlar, annem kek yaptı dediğimde bakın, yani ne yaptı? Sonuçta annem kek ne oldu? Yaptı. Evet, sonuç bildiriyor arkadaşlar. Sonuç bildiriyorsa biz buna yüklemdir diyoruz. Yine başka bir örnek verecek olursak, yarın tatile gidiyoruz. Bakın, yarın tatile gidiyoruz dediğimizde arkadaşlar, sonuç bildiren burada nedir? Yani gidiyoruz. Hani sonuç bu. Gidiyoruz dediğimizde, evet, buradaki gidiyoruz yüklemdir diyoruz. Peki sevgili arkadaşlar gidiyoruz. Kim gidiyor tatile? Bakın burada yine biz başka bir şey göreceğiz. Kim gidiyor tatile? Biz gidiyoruz. Bakın gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Evet buradaki söylenmeyen ve sadece ekten anladığımız biz de arkadaşlar gizli öznedir diyoruz. Gizli özne. Yani söylenmeyen özne. Mesela bakın okula gidiyorum. Bakın okula gidiyorum. Kim gidiyor okula? Okula gidiyorum diyorum. Bakın kim gidiyor? Ben. Burada ben dediğinizde beni de gizli özne olarak kullanırsınız. Evet, özne ve yüklem bu şekildeydi arkadaşlar. Ne dedik? Yüklem için sonuç bildiren kelimelerdir dedik. Özne içinse sonuç bildiren kelimeye kim sorusu sorduğumuzda karşılığına gelen kelimedir dedik. Özne için. Hadi devam edelim. Ne yaptık arkadaşlar? Dedik ki özneyi bitirdik. Tik koydum.
yükleme itilik. Arkadaşlar bu bir ders çalışma şeklidir. Buna dikkat edin. Şimdi yardımcı öğelere gelelim arkadaşlar. İlk yardımcı öğemiz nesne. Evet, nesne. Yazalım. Nesne. Nesnede ne demiştik arkadaşlar? Bir belirtili nesne vardı. Bir de belirtisiz nesne vardı. Şimdi sevgili arkadaşlar, yükleme, biz neyi, kimi sorusu sorduğumuzda belirtili nesne olur. Yükleme neyi, kimi sorusu sorulur. Bakın. Ve burada nesnenin ek alması gerekiyor arkadaşlar. Mesela az önceki örnekten pay biçelim. Annem keki yaptı. Bakın. Annem neyi yaptı? Keki yaptı. Görmüş olduğunuz gibi keki de arkadaşlar iyi eki var. Yani iyi eki burada keki belirtili nesne yapıyor. Peki belirtisiz nesnede yükleme, bakın özne bulunduktan sonra, buna dikkat edin. Özne bulunduktan sonra ne, kim sorusu sorulur. Sorusu sorulur. Evet, o zaman yine aynı örnekten gidelim arkadaşlar. Annem kek yaptı. Bakın dikkat edin sevgili arkadaşlar. Az önce keki yaptı dediğimde bir ek verdim yanına, iyi koydum. Bunda şu anda ek yok. Yani iyi yok yanında, bakın yaptı. Kim yaptı? Öncelikle yaptı, yüklem. Bakın kim yaptı? Önce ne yapıyoruz? Özneyi buluyoruz. Özne. Peki annem ne yaptı dediğimizde arkadaşlar, kek. Bunu da belirtisiz nesne diyoruz. Evet, belirtisiz nesne diyoruz arkadaşlar. Şimdi şeylerde dikkat edin, sorularda B'li nesne, B'siz, hani böyle belirtili yerine nokta koyarlar. B nokta li nesne, B nokta siz nesne şeklinde de bunların kısaltmasına gidebilirler. Şimdi nesneyi de bu şekilde işledik arkadaşlar. Ne yaptık? Nesnenin yanına hop ne yapıyoruz? Tikimizi koyduk. Tik, tamam. Nesne de tamam. Sıra geldi dolaylı tümleç. Haydi bakalım. Arkadaşlar dolaylı tümlecin bir diğer adı da yer tamlayıcısıdır. Yani sorularda dolaylı tümleç yerine yer tamlayıcısı görürseniz şaşırmayın. İkisi aynı anlama gelmektedir. Evet, yazıyoruz bakalım. Dolaylı tümleç. Sevgili arkadaşlar, dolaylı tümleci, nesnesi, öznesi ve daha sonra göreceğimiz zarf tümleci tamamı yükleme sorularak bulunur sevgili arkadaşlar. Şimdi yükleme, biz yükleme kime, kimden, nereye, neye, kime, kimeyi yukarıda yazdık. Nerede soruları sorulduğunda aldığımız cevaptır. Evet, mesela burada ne diyelim? Evet, güzel bir cümle kuralım. Babam okulda çaldı. Evet. Babam okulda piyano çaldı dediğimde arkadaşlar. Hadi gelin isterseniz bunların bütün eklerini bulalım. Şeylerini bulalım. Öğelerini bulalım. Hadi. Çaldı nedir? Yüklem. Kim çaldı? Babam çaldı. Özne. Evet. Özneyi ve yüklemi bulduk. Devam edelim arkadaşlar. Ne çaldı? Bakın neyi demiyorum. Ne? Ne çaldı? Piyano. O halde belirtisiz nesne. Evet. Peki nerede çaldı? Dikkat. Nerede çaldı? Okulda çaldı. Bu da nedir? Dolaylı tümleç.
Evet sevgili arkadaşlar. Bakın dolaylı dönüşü bir soruda bu şekilde bulabiliyoruz. Peki başka bir örnek yapalım dilerseniz. Şu örneğimizi silelim. Bu yaz köye gideceğiz. Arkadaşlar bu yaz köye gideceğiz. Bakın şimdi gideceğiz burada nedir? Yüklem. Peki nereye gideceğiz? Neye gideceğiz? Dediğimizde köye gideceğiz. Nedir? Dolaylı tümleç. Hatta yine bazı arkadaşlarımız az önce duymadıysa yer tamlayıcısı da diyebiliriz. Yer tamlayıcısı. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar dolaylı tümleç de böyleydi. Son olarak bir tane kaldı. Evet tikimizi koyuyoruz. Tik koyduk. Şimdi zarf tümlecine geçiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Son bir zarf tümlecimiz kaldı. Şöyle büyük bir ustalıkla dolaylıyı siliyorum. Ve yerine zarf tümleci yazıyorum. Evet sevgili arkadaşlar zarf tümleci diyoruz. Zarf tümleci ne de? Bakınız yükleme ne zaman, ne kadar, neden ve niçin soruları sorulduğunda alınan cevaptır. Evet. Az önce bir şey demiştim arkadaşlar. Dedim ki bir cümle kurdum. Dedim ki bu yaz köye gideceğiz. Bakın. Evet. Bu yaz köye gideceğiz. Şimdi gideceğiz tamam. Yüklem. Yüklemi biliyoruz. Peki. Kim gidecek? Bakın gideceğizden bilin. Kim gidecek? Biz. Şu bizi de gizli özne diyelim mi? Gizli öznemiz var. Evet. Şimdi nereye gideceğiz? Köye gideceğiz. Onu da bulduk. Dolaylı tümleç. Ve son olarak arkadaşlar ne zaman gideceğiz? Dikkat! Ne zaman? Ne zaman gideceğiz? Bu yaz. Buna da ne diyoruz arkadaşlar? Zarf tümleci diyoruz. Evet. Demek ki neymiş sevgili arkadaşlar? Yükleme. Ne zaman? Ne kadar, neden, niçin sorulduğunda aldığımız cevap ne oluyor? Zarf tümleci oluyor. Evet sevgili arkadaşlar, sizlerle beraber cümlenin öğelerini işledik. Cümlenin öğelerinde temel öğeler vardı, yardımcı öğeler vardı. Her biriyle ilgili tek tek örnekler çözdük. Zannediyorum yardımcı olabildim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.